Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Salah. Bu namaz bahsidir. Namazda tahareti bahsetti, bitirdi. Namaza girmek için usul, abdest lazım. Onlar bittikten sonra bir de ezan meselesi var. Namaza neyle çağrılır? Ezanda. İmam-ı Tahavi merhum bunu getirdi. Namazın sünnetlerindendir. Çağırmak, ezanın hükmü nedir, vacip midir, sünnet midir ve ne şekilde oldu? Sonra lefizleri ne kadardır? Burada da bir ihtilaf var da bunları beyan için Bâb-ül ezâni keyfe huve. Ezan babıdır ki keyfe ve ezan nasıldır? Bunu beyan edecek. Haddesena Ali ibn-i Mâbet ve Ali ibn-i Şeybe kâle. Haddesena Revh ibn-i Ubâdehâ ve haddesena Ebu Bekret'e kâle. Haddesena Ebu Asim kâle. Revh ibn-i Ubâde ile Ebu Asim dediler ki haddesena ibn-i Cüreyd kâle ahbereni Osman ibn-i Sâib. Beni Osman ibn-i Sâib haber verdi diyor. Kâle Ebu Asim, Ebu Asim dedi fi hadisi, hadisinde Asim ile Revh ibn-i Ubâde rivayet ettiler ya ikisi, fakat Ebu Asim'in rivayetinde Ebu Asim diyor ki kâle akbereni, Osman dedi ki akbereni bana haber verdi ebi babam sahip ve ümmü Abdülmelik ibni Ebu Mehsure, Abdülmelik ibni Mehsure'nin anası bana haber verdi diyor. Onun hadisinde bunlar geliyor. Yani en Ebu Mehsure. Bu Abdülmelik'in anası da kimden? Ebu Mehsure'den haber veriyor. Kâle Revhün fi hadisihi. Revh de İbn-i Cüreyş'ten rivayet eden Revh ibn-i Ubade'de hadisinde dedi kimden? En ümmi Abdülmelik ibni Ebi Mehsure. Abdülmelik ibni Ebu Mehsure'nin anasından rivayet etti. O sahibi araya katmadı. O da kimden? En Ebi Mehsure, Ebi Mehsure'den. Rivayet ettiler ki kâle Ebu Mehsure dedi ki allemeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bana talim buyurdu el-ezâne ezâni. Kema tuezzinûne sizin ezan okuduğunuz gibi el-âne şimdi. Şimdi nasıl ezan okuyorsunuzsa böylece ezanı Resulullah Efendimiz bana talim eyledi. Ebu Mehsure diyor ki Resulullah Efendimiz Mekke'yi mükerremeyi fethettikten sonra Hüneyn vakası oldu. Hüneyn'e gitti. Hüneyn'den döndükten sonra biz 10 kişi ki 10.'si benizim kafilenin peşine gittik. Baktık ki Resulullah Efendimiz de dönmüş geliyor. O zamana kadar da sevmediğim adamların başında Resulullah idi. Onun kadar kerih gördüğüm bir kimse yoktu. Tabi putperest üzerine büyümüş. Mekke Kureyşlerinden onu eşide Resulullah'ın kerahati kalbine yerleşmiş. Çocukların da kalbine öyle her şey hemen yerleşir ya. O da yaşı küçük olduğundan dolayı Resulullah'ın kerahati kalbinde küffarın kerahati gibi yerleşmiş kalmış. Bunun için Resulullah Efendimiz'i sevmezmiş. Biz onları görünce hemen biz çekildik, gizlendik dağların, taşların dibinde. Resulullah Efendimiz'in müezzini ezan okudu o arada. Ezan okununca o istihza terkiyle biz de bağırmaya başladık. İstihza ediyorlar ezandan. Bu işte Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Bunlar da öyle diyorlar. İşlerinde de Ebu Mehsure'nin sedası çok güzel olduğundan Resulullah Efendimiz duydu bunu. Duydu dedi ki gidin şu delikanlıları getirin. Şu çocukları getirin. Getirdiler dedi ki o içinizde sedası güzel olan bağıran kim idi? Dediler ki işte bu Ebu Mehsure'ydi. Buydu. Beni gösterdiler. Ona dedi ki benim söylediğimi söyle dedi. Bu vakitte şu ezanı talim etti ona. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yine tekrar eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alassalah, hayya alassalah, hayya alalfelah, hayya alalfelah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Resulullah Efendimiz bunu bana talim eyledi. Ben de bu ezanı okudum. Ondan sonra Resulullah Efendimiz cebinden bir
para kasesi çıkardı. Para cüzdanı, içinde biraz gümüş vardı. Onu bana verdi, diyor Ebu Mesure. Ondan sonra da elini alnıma koydu. Barakallahu fiyk ve barakallahu aleyh dedi. Böyle alnımdan yeni şaşayı sıvadı. Ta göğsüme kadar geldi. O içimdeki Resulullah'a karşı olan kerahat mehabbete mungalip oldu. En ziyade kerih gördüğüm adam, en ziyade sevgili adam oldu. Onun üzerine diyor, ben İslam nuru kalbime doğdu. Dedim ki, ya Resulullah, beni Mekke-i Mükerreme'ye müezzin yap. Resulullah Efendimiz dedi ki, Efendimiz de buyurdular ki, sen Mekke-i Mükerreme'nin müezzinisin, ezanı sen okuyacaksın. İşte Ebu Mesure'nin Resulullah Efendimiz'den almış olduğu ezan bu. Şimdi buradaki ihtilaf nedir? Allahu Ekber iki defa geliyor. Dört defa değil, aşağıda gelecek dört defa. Sonra Eşhedü en la ilahe illallah bir defa. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah o da bir defa. Fakat bunlar tekrar ediliyor. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah iki oldu. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah iki. O bir daha tekrar. İki defa eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Yine iki defa eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu Hazreti Bilal'in rivayetinde bu yok. Bu ihtilafı beyan edecek aşağıda ki niçin burada ziyade vardı, orada yok. وَقَالَ رَوْحٌ فِي حَد۪يسِهِ Revh kendi rivayet etmiş olduğu hadiste dedi ki اَخْبَرَنِي عُثْمَانُ Osman ibn-i Said bana haber verdi. هَذَا الْخَبَرَ كُلَّهُ Bu haberin hepsini kimden? عَنُ اُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبُو مَحْسُورَ Ebu Mahsur'un oğlu Abdülmelik'in anasından ki yani Ebu Mahsur'un zevcesi, Ebu Mahsur'un ailesinden. Enneha o kadın semiyat işitti zalike buni min Ebi Mahsur, Ebu Mahsur'den işittiğini söyledi. Ve kâle Ebu Asim, Ebu Asim de dedi ki hadisi kendisinin rivayet etmiş olduğu hadisindeki kâle ve ahbereni hâzel haberi kullehu o haberin hepsini bana haber verdi Osman ibn-i Said. Osman ibn-i Said haber verdi an ebihi babası Said'den bir de an ümmi Abdülmelik ibni Ebi Mahsure. Evet, Ebu Mahsure'nin ailesinde, Abdülmelik'in anasında. Ennehuma bunlar ikisi de semi'a işittiler. Zalike bu lefzi, bu rivayeti min Ebi Mahsure, Ebu Mahsure'den işittiler. Haddesen Ali ibn-i Şeybe. Sahabe diyor ki biz Ali ibn Şeybe rivayet eyledi ve Ali ibn Ma'bed. İkisi de Ali. Biri Şeybe'nin oğlu, biri Ma'bed'in oğlu. Kala her ikisi de dediler ki haddesena Ravhun. Kala haddesena ibn Cüreyc. Kala akhbereni Abdülaziz ibn Abdülmelik ibn Ebu Mahsure. İbn Cüreyc diyor ki bana Ebu Mahsure'nin oğlu Abdülmelik'in oğlu Abdülaziz haber verdi. Ebu Mahsure'nin torunu. Ki anne Abdullah ibn Muhayriz Abdullah ibn Muhayriz haddesehu Abdülaziz'e rivayet eylemiş. Ve kâne Abdullah ibn Muhayriz de oldu idi yetimen yetim bir çocuk idi fi hicri Ebi Mahsure Ebu Mahsure'nin evinde yetim idi. Kâle o rivayetinde Abdullah bin Muhayriz dedi ki اَخْبَرَنِ اَبُوْ مَحْسُورَةً Ebu Mahsure bana haber verdi ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz قَالَ لَهُ اَبُوْ مَحْسُورَةً dedi فَاَذِّنْ Kalk ezan oku bis salati namazın. Kalk da namazın ezanını oku dedi. فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ben Resulullah Efendimizin önünde kalktım durdum. فَاَلْقَ عَلَيَّ بَنَا öğretti, ilka etti neyi? اَتَّذ۪ينَ اَذَانِ هُوَ Resulullah Efendimiz bir nefsiyi bana ezanı telkin etti. Tek tek kelimeleri zikreyledi. سُمَّ زَكَرَ sonra zikreyledi Ebu Mahsure مِسْلَ اَتَّذ۪ينَ şul bir ezanın mislini اَلَّذُوا اِلَى اَذَانْ ki فِي الْحَد۪يسِ الْاَوَّلِ evvelki hadiste geçti. Şimdi okuduk ya işte o şekilde ezan okunmasını Resulullah Efendimiz ona öğretmiş. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmun bir takım cemaat sahip oldular ilahada buna ezan böyle okunur dediler. Fekalu dediler ki
Hakeza böylece yembeği layık olur ki en yüezzene ezan okuna. Ezan bu şekilde okunması layıktır. İmam-ı Malik, İbn-i Sirin, Hasan-ı Basri bu mezhebe sahip oldular. Ve ezanı böyle okunmasını münasip gördüler. Ve halefehum aharun, diğerleri bunlara muhalefet etti. Fî mevdi'ayni, iki mevzide. İki mevzide muhalefet ettiler. Ehaduhuma, o iki mevziin birisi iptidâul ezan, ezanın iptidasıdır. Fekalû, bunlar dediler ki yembeği layık olurken yukâle denile fî evvelil ezan, ezanın evvelinde Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber denile, yani tekbirler dört defa getirile. Dört defa Allahu Ekber var. İşte bunu diyenler de Ebu Hanife, Şafii, Ahmet ve cumhur ulema böyle dediler. Tekbir dörttür dediler. Demek ki dört mezhebin birisi evvelkine kail olmuş, üçü de ikincisine kail olmuş. Vehteccu fi zalike, bu mesele hakkında ihticac ettiler. Sonkular bima haddesena, bir rivayetle ki bize rivayet eyledi. Kim? Ebu Bekret'e ve Ali ibn Abdirrahman. İkisi bize rivayet eylediler. Ve lefzu le Ebi Bekret. Fakat lefz Ebu Bekret'indir. Kala, bunlar dediler ki haddesena Afban ibn-i Müslim-i Saffar. Kala haddesena Hammam ibn-i Yahya. Kala haddesena Amir-i Lahvel. Kala haddeseni Mekhulu. En Abdullah ibn Muhayris. Mekhul dedi ki Abdullah ibn Muhayris haddesehu, İmam-ı Mekhule rivayet eylemiş ki ennin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz allemehül ezane, ezanı ona öğretti. 19 kelime, 19 kelime öğretti. O da nedir? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tekbiri 4 defa öğretti. Sümme zekere bekiyyetel ezan, ezanın bekiyyesini de zikreyledi ki ötekiler de ikişer ikişer. Ala ma fil hadisil evvel. Evvelki hadisteki lafız üzerine zikreyledi. Evvelki hadiste ezan 17 kelime oluyor. Bunda da 19 kelime oluyor. Bunda Allahu Ekber başta 4 defa, birinci de 2 defa. Fergi bu. Haddesena Ali ibn Ma'bed kâle haddesena Musa ibn Davud kâle haddesena ibn Davud kâle haddesena Hammam ve haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Muhammed ibn Sinan el-Abaki. Bazı rivayetlerde de Avfi yazılı. Kâle haddesena Hammam ha ve haddesena ibn Ebi Davud kâle haddesena Ebu Velid ve bu Ömer el-Havdi kâle haddesena Hammam sümme zekeru mislehu bi isnadihi. Aynen bu hadisi şerifi bu isnatla zikrelediler. Yani baştaki tekbirler dört oldu. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ bu hadiste olucudur ki اَنَّهُ يَقُولُ فِي اَوَّلِ الْاَزَانِ ezanın evvelinde buyururdu Allahu Ekber, Allahu Ekber buyururdu erba'a merrat, dört kere. فَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ bu kavlu oldu. عِنْدَنَا bizim indimizde اَسَّحَّ الْقَوْلِينَ iki kavlun esahhi oldu. Bu iki rivayetin daha sahihi bu oldu. Fin nazari, nazarda kıyasla. Ne için? لَاَنَّا رَأَيْنَا biz gördük el-ezâne, ezanı gördük. Minhu ezandan olucudur ma bazı kelimeler ki yureddedü, terdid ediler fî mevde'ayni, tekrarlanır fî mevde'ayni iki mevziyede. İki mevziyede tekrarlanır ki şehadetler gibi. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ bir tekbirlerden sonra geliyor, bir de heyyâle felâhtan sonra geliyor. Ve minhu yine ezandan orucudur ma bazı lafızlar ki la yureddedü, tekrar olmuyor, bir yerde geliyor. Heyyâle's-salâh gibi. İnnemâ yüzkerû, bu heyyâle's-salâh, heyyâle'l-felâh zikredilir fî mevdîn vâhid, bir mevziyede. Ezanın evvelinde bir de sonrasında yok. Fe emmâ mâ yüzkerû fî mevdîn vâhid, bir mevziyede zikredilenlere gelince ki velâ yükerrerû, tekrar olunmaz, heyyâle's-salâh, heyyâle'l-felâh gibi. Onlar nedir? فَالصَّلَاةُ وَالْفَلَاحُ حَيَّالَ الصَّلَاحُدِرْ bir de حَيَّالَ الْفَلَاحُدِرْ فَذَٰلِكَ وَحَيَّالَ الصَّلَاحُ حَيَّالَ الْفَلَاحُ يُنَادَى نِدَى اِدَلِرْ بِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ onlardan her birerleri, minhuma olsa daha güzel olur, بِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ onların her birerleri nida edilir, merreteyni iki kere حَيَّالَ الصَّلَاحُ حَيَّالَ الصَّلَاحُ حَيَّالَ الْفَلَاحُ حَيَّالَ الْفَلَاحُ ve şehadetü, şehadet ise, kelime-i şehadet ise tüzkerü, zikredilir fi mevde'ayni. İki mevzide zikredilir. Fi evvelil ezan, bir ezanın evvelinde ve fi ahirihi, bir de ahirinde.
evvelkisinde eşhedü en la ilahe illallah. Sonunda da la ilahe illallah geliyor. Feyusenna fi evvelihi. Ezanın evvelinde bu iki yapılır. Feyukalu denilir eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah denilir merretin iki kere. Sümme yufredu eşhedü enne Muhammeden Resulullah o duyla. Sümme yufredu sonra bu şehadet tek edilir fi ahiriye ezanın sonunda. Feyukalu denilir la ilahe illallah bir defa denilir. Ve la yusenne zalik bu iki defa denilmez. Fekâne mâ sünniye minel ezan. Ezandan ikişer okunanlar oldu. İnnemâ sünniye iki defa okundu. Alâ nısfı mâ huve aleyhi fil evvel. Evvelce gelmiş olan kelimetin nısfı üzerine. Evvelden dört gelmişse o iki mesela Allahu Ekber. Evvela dört geldi. Sonunda gelen onun ikisi üzerine geldi. Evet. Ve kânet tekbîrü tekbîr yüz kerû fî mevzi'in. İki mevzide zikredilirdi. Fî evvelil ezan, ezanın evvelinde ve ba'del felâh, bir de felâhta. Evvelce kaç defa geldi? Dört defa geldi. Sonunda iki defa geldi. Sonunda iki defa gelirse evvelkisi onun iki misli olacak. Evet. İkincisi birincinin nısfı üzerine geldi. فَاَجْمَعُوا اُلَمَا اِجْمَعَ اِلَدِلَرْ كَ اَنَّهُ اللّٰهُ اَكْبَرْ بَعْدَ الْفَلَاحِ Felahtan sonra يَقُولُ der اللّٰهُ اَكْبَرْ اللّٰهُ اَكْبَرْ اللّٰهُ اَكْبَرْ اللّٰهُ اَكْبَرْ der. فَالنَّزَرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا bizim vesfettiğimiz bu şey üzerine en yekûne ola مَخْتُلِفَ ف۪يهِ اِخْتِلَاف olunan ola yani ezanın evvelinde dört tekbir mi var, iki tekbir mi var bu ihtilaf olununda ola. O da neden? Mimma şul bir elfazdan ki yübtedev bihil ezan, ezan onunla iktida edilir minet tekbiri tekbirde. Allahu Ekber iki kere mi, dört kere mi? Ki bu ola, en yekune ola, mislema şul bir kelimenin misli gibi ola ki yüsennâ bihi anınla tesniye edilir. Yani iki defa okunur. Felahtan sonra gelen Allahu Ekber gibi. Evet, o da tesniye edilir. Allahu Ekber, Allahu Ekber Hayyal-ül Felah'dan sonra iki defa geldi ya, neyse bunu ikiye katladığın gibi dört olması lazım gelir. Kıyasen ve nazarın alâ mâ beyyennâ bizim beyan ettiğimiz kaideye binaen. O da neden? Mineş şehadeti en la ilahe illallah. Biz şehadet ediyoruz. Ne? Sonunda şehadet geliyor. La ilahe illallah. Sonunda madem la ilahe illallah geliyor, yukarıda da bu iki defa olacak. Öyleyse Hayyâlel Felah'tan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber geliyor. Bunun ikidir. İkiyi katladığımız gibi dört olur. Feyekûne ola. Kıyas bizim şey dediğimiz öyle ki feyekûne ola ma ol bi şey ki yübtedev bihil ezan. Ezan onunla iptida olunur. Minet tekbiri tekbirden. Tekbirden ezanın evvelinde gelen şey de ola. Ala da'fi ma ol bi şeyin iki misli ola ki yüsennâ fîhî minet tekbir. Tekbirden onda iki defa okunur. Yani heyyâlel felâhtan sonra iki defa okunur diye öyleyse onun dâfi olsun ezanın evvelinde. Yani dört tekbir olsun. Kıyas bunu icap eder. فَاِذَا كَانَ الَّذ۪ي يُسَنَّا هُوَ İki defa okunan şey ki olursa ki فَاِذَا كَانَ الَّذ۪ي يُسَنَّا هُوَ Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber der ki bu işte Hayyâlel Felâh'tan seliyor, iki defa okunuyor. Kânellezî kâne oldu, ellezî yübtedeu bihi başlanılan lefz tekbir de oldu, huve de'fehu onun iki misli oldu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Evet, çünkü madem Hayyâlel Felâh'tan sonra Allahu Ekber iki defa geliyor, ezanın evvelindeki onun iki misli olacak, öyleyse dört defa olacak. فَهَذَا هُوَ النَّزَرُ السَّحِيهِ نَزَرِ السَّحِيهِ قِيَاسِ السَّحِيهِ de budur. وَهُوَ قَوْلَ اَب۪ي حَن۪يفَ رَحِمَهُ اللّٰهِ وَاَب۪ي يُوسُفْ رَحِمَهُ اللّٰهِ وَمُحَمَّدِ رَحِمَهُ اللّٰهِ Bu üç imamın kavli de budur. غَيْرِ اَنَّ اَبَا يُوسُفْ şu kadar var ki İmam Ebu Yusuf رَحِمَهُ اللّٰهِ قَدْ رُوْيَ عَنْهُ اَيْضَى Ondan bir rivayet daha var. فِي ذَلِكْ bu mesele hakkında مِسْلُ الْقَوْلِ الْاَوَّلْ اَوَّلْسَ قَوْلْ gibi. Yine İmam Ebu Yusuf bir kavlde yukarıdaki gibi ezanın evvelinde tekbiri iki okumuş. Bir rivayette de dört defa okumuş. Bunun iki kavli olduğunu da beyan ediyor.
Vel mevdu'l ahir, ihtilafın birisi bu. Bunu beyan etti. Demek ki ezanda bütün lefizlerde ittifak var. Yalnız ezanın evvelinde iki tekbir mi var? Dört tekbir mi var? İkisi de, ikisinde rivayeti var. Vel mevdu'l ahir, ikinci mevzi, öteki mevzi, ellezî ihtilafû fîhî, onda ihtilaf eylediler minhu ezanda. Ezandan iki yerde ihtilaf var dedi ya, birincisi Allah-u Ekber meselesi. İkincisi hangisi? Huvvet terci'u, o da tercihedir. Tercih var mı yok mu? Tercih mesela eşhedü en la ilahe illallah diyecek. Bunu evvela kendiliğinden hafifçe bir eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed Resulullah der. Ondan sonra yüksek seda ile tekrar eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed Resulullah der. Buna tercih ederler. فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى التَّرْجِيَ Öyle madem bazısı tercih'e gittiler, tercih vardır dediler. İmam-ı Malik ve İmam-ı Şafii radıyallahu anhuma buna sahip oldular. وَتَرَكَهُ آخَرُونَ Diğerleri de bu tercih'i terk eylediler. İmam-ı Ebu Hanife ve Eshabi, İmam-ı Ahmet ve Kufiyun da buna sahip oldular rahimahumullah. وَاَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında ihticac ettiler. Tercih yoktur diyenler. Ne ile? Bir maşhur bir rivayetle ki Haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene Abdullah ibn-i Davud enil Ameş en Amr ibn-i Murra en Abdirrahman ibn-i Ebi Leyla enne Abdullah ibn-i Zeyd. Bunlar rivayet eylediler ki Abdullah ibn-i Zeyd'in el-Hazrici'l Ensari râ racülen rüyada bir adamı gördü ki nezele minis semai. Burada rüya demiyor ama bu beynel yakaza ve nevm beynin evvel yakaza olduğunu söylüyor. Göğden bir adam indi. Aleyhi sevbâne ahtarâni. Onun üzerinde iki yeşil elbise vardı. Bürdâne ahtarâni. Evet. Yahut da ravi şekli diyor. Yani sevban mı dedi, bürdan mı dedi. Yani iki yeşil elbise vardı üzerinde. Fekâme alâ cizmi hâitin. Bir duvarın dibinde durdu. Yıkılmış duvarın üzerinde durdu. Fena da nida etti. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nida etti dört kere. Fezekere el-ezâne, ezâni zikreyledi. Abdullah ibn-i Zeyd, alâ mâ fi hadîs Ebi Mehsure. Ebi Mehsure'nin hadisinde olduğu gibi ezâni zikreyledi. Evet, yalnız evvelinde Allahu Ekber'i dört defa zikreyledi. Ki rüyasında görmüş olduğu adamın okuduğu gibi. غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ التَّرْجِيعِ Fakat bu rivayette Abdullah ibn Zeyd tercih'i zikreylemedi. فَأَتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَخْبَرَهُ Peygamber Efendimiz'e geldi, bunu haber verdi. فَقَالَ رَسُولَ اَكْرَمْ Efendimiz buyurdular ki نِعْمَ مَا رَأَيْتِ Bu görmüş olduğun şey ne güzel dedi. عَلِّمْهُ بِلَالًا Bilal'a bunu talim et dedi. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عبد الرحمن بن أبي ليلى ديك حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بنا رسول الله أصحابي رواية إلى دلر أن عبد الله بن زيد الأنصارية عبد الله بن زيد el ezane fil menam, ezanı uykuda gördü. Fe'aten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fe'akberehu, geldi Resul-i Ekrem Efendimiz'e haber verdi. Fekale buyurdu ki allimhu bilalen, Bilal'a bunu talim et, onun sedası daha güzeldir, sen talim et de o okusun. Fekame bilalun, o Bilal'a, Bilal kalktı, beraber gittiler. Abdullah ibn Zeyd teker teker Hazreti Bilal'e öğretirdi, o da okurdu. فَاَذَّنَ Bilal ezan okudu. مَسْنَا مَسْنَا ikişer ikişer. Yani burada ikişer ikişer tercih yok. Tercih sesin evvela kendi kendine bir defa okuyacak, ikincisinde sesini kaldıracak. Yok. Hazreti Bilal doğrudan doğru yüksek sesle ikişer ikişer okudu. فَهَذَا Abdullah ibn Zeyd İşte Abdullah ibn Zeyd لم يذكر ذكري لم يدي في حديثي حديثاً ده الترجيع ترجيعي فقد خالف أبا محسورة أبا محسورة مخالفة إلدي في الترجيع ترجيع ده في الأذان أذان ده كي ترجيع ده أبا محسورة
muhalefet eyledi Abdullah ibn Zeyd. Şimdi tercih Ebu Mesure'nin rivayetinde geliyor. Fakat Abdullah ibn Zeyd'in Hazreti Bilal radıyallahu anhümaya talimindeki ezanda yok. Fehtemele ihtimal oldu ki en yekûne olan التَّرْجِعُ الَّذ۪ي حَكَاهُ أَبُوْ مَحْسُورَ Ebu Mahsure'nin hikayet etmiş olduğu tercih ola. اِنَّمَا كَانَ O tercih oldu. لَاَنَّ أَبَا مَحْسُورَةَ Ebu Mahsure lem يَمَدَّ بِذَٰلِكَ سَوْتَهُ Sevtini uzatmadı, yüksekten okumadı. عَلَى مَا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْهُ Peygamber Efendimiz ondan murad etmiş olduğu şekilde sesini kaldırıp da uzatmadı. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz ona dedi ki اِرْجِعَ وَمْدُدْ مِنْ صَوْتِكِ اِرْجِعَ tekrar oku, وَمْدُدْ kaldır مِنْ صَوْتِكِ sevtini de kaldır, uzat. فَهَكَذَا böylecedir اَلَّفْسُ لَفِسْ فِي الْحَدِيسِ hadiste. Yani tercih meselesi nereden geliyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Mahsure'ye buyurdu, o ezanı okudu, hafiften okudu. Hafiften okuduğundan Peygamber Efendimiz buyurdu ki dön tekrar bunu oku fakat sesin kaldır. Buna ihtimali olabilir. İşte tercihin manası bu olabilir. فَلَمَّ اَحْتَمَلَ ذَٰلِكَ فَلَمَّ اَحْتَمَلَ ذَٰلِكَ Vaktaki bu Ebu Mahsure'nin hadisindeki tercihin var olması ihtimali oldu. وَجَبَ النَّزَرْ kıyasla vacip oldu. Şimdi İmam-ı Tahavi yukarıda eser terikiyle gelen ihtilafları beyan ettikten sonra bir de kıyas terikine geliyor. Onun için diyor ki فَلَمَّ اَحْتَمَلَ ذَٰلِكَ وَجَبَ النَّزَرْ Vaktaki Ebu Mahsure'nin hadisinde tercih var olduğu beyan edildi ya, böyle bir tercih var mı yok mu bu ihtimali oldu. Bir de kıyas terikiyle buna bakalım. لَسْتَخْرِجَ بِهِ O kıyasla çıkaralım. Minel kavleyin bu iki kavilden kavlen sahiha bir sahih kavul. Bir hadislerin bir kısmında tercih var denildi, bir kısmında yok denildi. Hazreti Bilal'in ezanıyla Ebu Mesure'nin ezanları tercih meselesinde ihtilaflı geldiğinden dolayı kıyas terikiyle bundan da bir kavli sahih çıkaralım buyuruyor. Farayna İmam-ı Tahavi diyor ki biz gördük neyi? Maşul bir kelimeleri ki ezanda siva mehtulife fihi mineşşehade ihtilaf edilen şeylerden, kelimelerden başkası. O şehadette ne? Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. En la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. İhtilaf olunan işte bunlardaydı. Bunlarda tercih var mı yok mu? Bunların gayrisini gördük ki la tercih'a fi o kelimelerde tercih yok. Eşhedü en la ilahe illallah ile eşhedü enne Muhammeden Resulullah'tan başkasında tercih yok. Baktık bunu bulduk. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكَ Buna nazaran madem diğer şehadetlerden başka ki kelimelerde tercih olmadığında ittifakları var. Ulemanın işte her iki tarafın o ittifakına nazaran en yekûne ola مختلفوا فالنظر على ذلك bu ittifaka nazaran yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah kelimelerinden başka ezanda ne kadar kelimeler varsa onlarda tercih olmadığında ittifak var. O ittifaka nazaran kıyas nedir? Kıyas şudur ki en yekûne ola maşul bir kelimeler ki ihtelefu fihi anda ihtilaf eylediler min zalik tercih var mı yok mu diye bu meseleden ihtilaf eylediler. Bu ihtilaf ola ma'tufen masruf ola neye ala ma ecme'u aleyhi ala ma ol bir şeye masruf ola ki ecme'u icma eylediler aleyhan üzerine o da ne yani tercih yok ya onun üzerinde icma var şehadeteyinden başka kelimelerde İcma oldu ki tercih yok. Öyleyse ihtilaf olan şehadetin kelimelerinde buna matuf ola ve müvecceh ola. Ve yekûne ola.
İcma'uhum en la terci'a fi sairil ezan gayre şehade. Bu yekûne'nin ismi İcma'uhum en la terci'a fi sairil ezan gayre şehade. Bu ismi haberi de yakti el ihtilafihim fi terci'a fi şehade. Bu da haberi oluyor. Öyleyse ve yekûn ola icma'uhum en la terci'a fi sairil ezan gayre şehade. Şehadetten başka ezanın ezanda tercih yoktur, şehadetlerden başka diğer kelimelerde tercih yoktur diye icmaları, her iki tarafın icmayı yakdiği kadar eder ola. Neye? El-ihtilafihim fi tercih fi şehade, şehadetteki tercihdeki ihtilafı kaldırmış, atmış ola, yakdı yani kaza eder, onu kaldırır. El-ihtilafin fit-tercih, tercihdeki ihtilafları üzerine fi-şehadeti, şehadette. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah kelimelerindeki tercihde ihtilaf var ya, bu ihtilafin hükmünü kaldırmış, atmış ola. Nasıl ola? Ben la ikune tercihü fihima ila. Öyleyse bunlarda da tercih kelime-i şehadetlerde de tercih yoktur. O vakitte feyekûnü lezâne kulluhu sevâ. Ezanın kelimelerinin hepsi bir ola, yani tercih olmaya. Kıyas da bunu icap eder. Ve hâdellezî, işte şu bir şey ki vasıfına biz vesfettik. Ve ma'ul bir şey ki beyyennâhu, beyan ettik. Ne de min nefî tercih, ezanda tercih olmamasını, olmamasında beyan ettiğimiz bu şey kavlu Ebi Hanifete radıyallahu anh ve Ebi Yusuf ve Muhammedin rahimahumullahu teala, İmam Ebu Hanife'nin, İmam Ebi Yusuf ve İmam Muhammed'in kavulleri budur. Ve Ahmed ibn Hanbel ve Kufiyyin, Ahmed ibn Hanbel'in ve Kufiyyin'in kavulleri de budur ki ezanda tercih yoktur. Kaldı ki ezanda tercih yapılırsa bunun hükmü nedir? Bu da Hanefilerde iki kavul var. Birisi kerahati tenziyye ile mekruhtur. Birisi mübahtır. Diye iki ihtilaf var. Hani fikir kitaplarında geliyor. Yani sünnet değil. Sünnet olmadığından dolayı bunu terk etmek de mübahtır. Bazıları da diyor ki hayır, tercih yaparsa mekruhtur. Çünkü sünnetin hilafıdır. Alaküllahat bu mesele başka. İmam-ı Tahavi burada ezanda tercih olmadığını beyan buyurdu. Hem eser terikiyle de hem de nazar terikiyle meseleye hitam verdi. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.